Herkese merhaba. Surface RT'de Windows RT çalışmakta. Windows 8'in ARM tabanlı işlemcide özel versiyonu olan Windows RT'de daha çok işler görmüş olduğunuz modern görünümü kullanıcı arayüzü tarafından gerçekleştirilmekte. Tabii ki masaüstü de var, geleneksel masaüstü de var. Ancak bu geleneksel masaüstünün kapsam alanı biraz dar, bunu söylemek gerek. Görmüş olduğunuz gibi yine pencereler mevcut. Buradan Windows'un tabletin çeşitli yönetim uygulamaları kullanılmakta. Aynı zamanda baktığımızda Windows gezgininin de burada yer aldığını görmekteyiz. Geleneksel masaüstünde. Buna birazdan geleceğiz. Tekrar dönelim biz modern başlangıç arayüzüne, modern başlat arayüzüne. Aslında bu arayüz Windows 8'de de var. Ancak Windows RT'de genellikle kullanılan alan olması bakımından biraz daha ön plana çıkıyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Gördüğünüz gibi sağa doğru kaydırdıkça çeşitli bileşenleri, unsurları kutucuklar halinde görmektesiniz. Kutucuklar çeşitli bileşenleri, içerikleri içerisinde göstermesi bakımından canlı kutucuk adını almakta. Görmüş olduğunuz gibi e-posta uygulaması, bunun yanı sıra kişiler uygulaması, bazen mesajlaşma uygulamasında her birinde canlı kutucuklar sayesinde içerisindeki uyarılar, unsurlar gösterilmekte. Takvim de aynı şekilde, fotoğraflarda yine çekmiş olduğunuz veya çeşitli fotoğraf servisleri altında görmüş olduğunuz gibi Facebook, Flickr veya DLNA desteği sayesinde ağ üzerindeki diğer bilgisayarlarda yer alan unsurları da bu şekilde fotoğraf uygulaması üzerinden görmeniz ve çeşitli fotoğraflarında canlı kutucuk yardımıyla ekrana yansıtılması mümkün. Baktığımızda haber, oyun, müzik, video gibi çeşitli bileşenlerin uygulamaları yüklü geldiğini görmekteyiz Windows RT'de. Bunun yanı sıra Internet Explorer'ın iki farklı versiyonu var. Görmüş olduğunuz modern arayüzde yer alan ve sıklıkla kullanılan tarayıcı versiyonu. Bu tarayıcıda Flash desteği yok. Onun dışında kullanıcılara normal bir masaüstü deneyimi sunmakta. Görmüş olduğunuz gibi TeknoBlog'u düzgün bir şekilde listeliyor ve buradan internette gezinebiliyorsunuz. Ekranın altında yer alan başlat butonu yardımıyla görmüş olduğunuz gibi başlangıç ekrana geri dönebilir ya da tekrar o butona tıklayarak aynı uygulamayı açabilirsiniz. Devam edelim. Windows RT'de dokunmatik hareketlerin fazlasıyla kullanıldığını görüyoruz. Tableti düzgün bir şekilde kullanmak için, alışmak için öncelikle bu kontrolleri iyice öğrenmeniz gerekiyor. Ekranın dört bir yanında kullanılacak çeşitli dokunmatik hareketler var. Mesela ana ekrandayken parmağınızı sola doğru sürüklediğinizde en son açık olan uygulamayı görüyorsunuz. Tekrar sürüklemeye devam edin. Son açık olan uygulamalar içerisinde bu şekilde sürekli gezinmek mümkün olmakta. Gördüğünüz gibi son açık olan uygulamalar burada bu şekilde bir döngü halinde yine karşıma çıkıyor. Eğer parmağınızı hafifçe sağa doğru sürükleyip bırakırsanız gördüğünüz gibi tüm o açık olan uygulamalar solda bir çubuk üzerinde gösterilmekte. Buradan da hangi uygulamaya gittiğinizi daha iyi görerek o uygulamaya geçiş yapabilirsiniz. Peki daha başka nasıl bir kullanım alanı var? Aynı anda iki uygulamayı pencere üzerinde, tek bir pencere üzerinde gösterebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken uygulamayı sürükleyip bir süre tutup bırakmak. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir tarafta Internet Explorer, bir tarafta da fotoğraf uygulaması çalışıyor. İsterseniz fotoğraf uygulamasının boyutunu büyütebilir, Internet Explorer'ı küçültebilir ve görmüş olduğunuz gibi internette gezintinizi biraz daha küçük bir ekranda, tabii web sitesinin tümünü görecek şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu yerleşim özellikle video izlerken ve bir taraftan da video izleyip başka bir işle uğraşırken güzel oluyor. Ya da bir taraftan fotoğraflarınıza bakarken bir taraftan da yine başka bir işle uğraşmak bu ikili görünüm sayesinde, ikili pencere yapısı sayesinde oldukça güzel olacaktır. Tekrar açık olan pencereyi ekranın kenarına sürükleyerek kapatabilirsiniz ve bu şekilde normal tek bir uygulamanın pencerede bulunduğu görünüme geri dönebilirsiniz. Soldaki elemanlar bu şekilde, ekranın altından üstüne doğru parmağınızı kaydırdığınızda altta görmüş olduğunuz çubukta başlat ekranına ait seçenekler yapmakta. Bu şekilde tüm uygulamaları liste halinde görebiliyorsunuz ya da görmüş olduğunuz gibi canlı kutucuk halinde görüntülemeniz mümkün. Ekranın üstüne alta doğru sürüklediğinizde de başlatta yine aynı menü, aynı çubuk karşıma çıkıyor. Ekranın solundan ekranın sağından soluna doğru sürüklediğimizde, sağ kenardan ortaya doğru sürükleme yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi saat, bunun yanı sıra çeşitli pil, wireless bağlantı durumlarının bulunduğu gördüğünüz gibi bir etiket banner çıkmakta. Diğer taraftan da paylaşım seçenekleri, cihazlar, ayarlar gibi çeşitli
ayar seçenekleri çıkmakta. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir tableti kapatma, bir ağa bağlanma, ekranın parlaklığını ayarlama, klavyenin dil seçeneğini ayarlama gibi özelliklere ulaşabilirsiniz. Ya da doğrudan bilgisayarın ayarlarını buradan değiştirebilirsiniz. Tabletin ayarlarını değiştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi daha önceki Windows sürümlerinde gördüğümüz denetim masası PC ayarları adı altında tablet dostu bir görünüme sokulmuş. Buradan başlat ekranı, hesap resmi gibi ayarları yapabilirsiniz. Kullanıcılar ayarlayabilirsiniz. Bildirimler ayarlama, arama servisini ayarlama, paylaşım seçenekleri, bu gibi unsurları tablet dostu bir arayüz üzerinden kontrol etmeniz, düzenlemeniz mümkün. Yine aynı şekilde tableti buradan kapatabilirsiniz power butonuna dokunarak veya herhangi bir uygulamayı buradan arayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi TVBu yazdığımda şu anda tablette yüklü olan TVBu uygulamasının kısa yolu gelmekte. Buradan da uygulamayı açmak mümkün olmakta. Devam edelim. Bir uygulamaya girdik. Diyelim ki Internet Explorer'dayız. Parmağımızı ekranın altından üste doğru sürüklediğimizde görmüş olduğunuz gibi karşımıza son açık olan sekmeler çıkmakta. Bu şekilde sekmeler arasında geçiş yapabiliriz. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi karşıma internet tarayıcısının tarayıcı çubuğu da çıkmakta. Buradan da istediğim siteye adresi yazarak ekran üstü klavye yardımıyla adresi yazıp tekrar gidebilirim. Bu şekilde bir kullanım sunmakta söz konusu dokunmatik hareketler uygulama içerisinde. Harita uygulaması görmüş olduğunuz gibi Nokia tarafından desteklenen Bing haritalar Türkiye'de de Nokia'nın sunmuş olduğu trafik desteği sayesinde trafik durumunu göstermekte. Yine parmağımı ekranın altından yukarı doğru sürüklediğimde görmüş olduğunuz gibi uygulamanın seçeneklerini içeren bir çubuk çıkmakta. Aynı çubuk ekranın üstünden altına doğru da sürüklediğimde çıkmakta. Bu şekilde bir mekanizma var bu uygulama içerisinde de. Devam edelim. SkyDrive adı verilen Microsoft'un bulut tabanlı depolama uygulamasının depolama servisinin uygulaması mevcut. Kamera uygulaması, Bing uygulaması mevcut. Haber uygulaması var. Haber uygulamasında Türkiye'deki içerikler NTV ve MSNBC'den alınmakta ve gördüğünüz gibi Bing gündem üzerinden şekildeki gibi tablet dostu bir kullanıcı arayüzünde gösterilmekte. Bu şekilde NTV ve MSNBC üzerinden son haberleri takip edebilirsiniz. Tabletiniz üzerinden. Burada da menüden metin boyutu, önceki makale veya sonraki makaleye geçiş gibi ayarları yapabilirsiniz. Devam edelim. Microsoft'un uygulamalarına baktığımızda finans, bunun yanı sıra gezi uygulamasını görmekteyiz. Bing'in gezi uygulaması da dünya üzerinde gezmek istediğiniz yerleri, seyahat etmek istediğiniz yerleri görmenize olanak sağlayacak bir uygulama. Bu da hoş bir kullanıcı arayüzüyle doğrusunu söylemek gerekirse dikkat çekiyor. Buradan görmüş olduğunuz gibi İstanbul üzerindeki hava durumu, İstanbul'a uçaklar, oteller, İstanbul'dan fotoğraflar, İstanbul'a ait panorama görüntüleri, bu şekilde gezilecek yerler, oteller, gerçekten bu Bing seyahat uygulaması Windows RT'yi, Windows 8'i biraz daha farklı kılmakta, hoş kılmakta. Devam edelim. Bu gibi daha fazla uygulamayı görmüş olduğunuz Windows mağaza üzerinden indiriyorsunuz. Windows mağaza üzerinde şu anda 100.000'in üzerinde uygulama var ve uygulama sayısının her geçen gün daha da arttığını söyleyebiliriz. Bu Windows 8 işletim sistemi yaygınlaştıkça kullanımı da daha da artacaktır. Windows mağazanın şimdi göstereceğim gibi bir başlat ekranı var. Başlangıç ekranında Spotlight adı altında en popüler uygulamalar gösterilmekte. TuneIn Radio, TRT Haber, Yandex gibi uygulamalar var. Top Free bölümüne girdiğinizde en çok indirilen 97 ücretsiz uygulama listelenmekte. Baktığımızda listede Skype, TuneIn Radio, yine Habertürk, Hürriyet gibi uygulamalar yer aldığını görmekteyiz. Her gün baktığımızda burada yeni uygulamaları gördüğümüzü söylemeliyiz. Bunun yanı sıra mağazaya yeni eklenen uygulamalar da burada yer almakta. Şimdi açılacak olan bölümde yer almakta. Buradan da tablete veya Windows 8 bilgisayarınıza eklemek istediğiniz son uygulamaları görebilirsiniz. Bu şekilde en son gelmiş olan paralı parasız uygulamalar dikkat çekiyor. Türk lirası cinsinden fiyatlandırmayı da gördüğünüz gibi sunmakta Windows mağaza. Bunun yanı sıra oyunlar, sosyal medya, eğlence, fotoğraf, müzik, video gibi farklı kategoriler altında uygulamalar sunulmakta. Windows mağazayı bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu uygulamalar arasında TVBu, Yemek Sepeti, TuneIn Radio, Shazam, Twitter, Skype, DigiTurk Play, Evernote,
Multimedia 8, Dailymotion gibi uygulamalar bizim kurduğumuz uygulamalar arasında yer almakta. Başlangıç ekranında görmüş olduğunuz gibi parmağımı kıstırdığımda bölümler halinde kutucukları görmek diyeyim. Dilediğim takdirde dilediğim kutucuk grubunu toplu bir şekilde farklı bir bölüme, farklı bir noktaya sürükleyebiliyorum. Bu şekilde toplu bir taşınma imkanı sunmakta ya da gördüğünüz gibi uygulamanın kutucuğuna parmağımı basılı tutup hafif aşağıya sürükleyerek şekildeki bir arayüzün çıkmasını sağlayabilir ve bu şekilde uygulamayı ya kaldırabilir ya başlat menüsünden kaldırabilir ya da boyutunu küçültebilirim. Yine aynı şekilde uygulamayı sürükleyip dilediğim yere taşıyabilirim. Görmüş olduğunuz gibi yerini bu şekilde değiştiriyorum. Kutucuğun farklı bir noktaya taşıyorum. Bu şekilde ana ekranı, başlat ekranını dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Windows 8'de bunu da belirtelim. Devam edelim. Masaüstü uygulamasına tekrar gelelim. Uygulamalara bakmaya devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamaları var. Bunların 2013 versiyonlarının ön izleme sürümü yüklü gelmekte bu tablette. Masaüstü bölümüne girdiğimizde yine aynı kısa yolların yer aldığını görmek değil. Zaten bu ofis uygulamalarının masaüstü versiyonları bulunuyor. Biraz daha tablet arayüzüne uygun hale getirilmiş ofis uygulamaları, Office 2013 uygulamaları Surface'da da yer almakta. Buradan boş bir doküman açıp hemen yazmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde bir kullanım söz konusu. Surface'de de bu uygulamalar iyi iş görecektir. Bu uygulamalardan bahsetmişken bir not verelim. 32 GB'lık bir tablet bu ve üzerinde görmüş olduğunuz gibi Windows uygulamaları yüklü. Bu nedenle tabletin depolama alanı, kullanıcıya kalan depolama alanı 16-17 GB'a kadar düşüyor. Bu eksikliği kapatmak için bir microSD kartı tavsiye edilir. Görmüş olduğunuzda geleneksel masaüstü tarafında yer alan Internet Explorer 10 sürümü. Eski alışanlar, alıştığı Internet Explorer'dan vazgeçmek istemeyenler için de tarayıcı çubuğun, adres çubuğunun üstü yer aldı. Ve yine benzer bir kullanıcı deneyimini, gezinti deneyimini sunan uygulama yer almakta. Buradan sanal klavye açabilir ve gitmek istediğiniz adresi ekran üzerine yazabilirsiniz. Bu şekilde bir Internet Explorer geleneksel versiyonda Surface'da Windows RT tablette bulunmakta. Üstteki çıkış tuşuna basarak da kapatalım. Yine bu şekilde Don't Save deyip kapatalım. Bu şekilde masaüstünü bir güzel temizleyelim. Karşımıza sade bir masaüstü çıksın. Bu arada masaüstüne bakmışken görmüş olduğunuz gibi Windows gezgini cihazda hazır bir şekilde beklemekte. Buradan cihazın sabit diskindeki dosyaları görebilir. Bunun yanı sıra cihazın içerisinde bulunan microSD karttaki dosyaları da görebilir. O dosyanın içinde neler olup bittiğine bakabilirsiniz. Şu şekilde çift dokunup açmam gerekiyor. Geleneksel çünkü. Buradan herhangi bir dosyayı anında oynatmaya başlayabilirim. Bir MP3 dosyası ve müzik uygulaması önünde. Gördüğünüz gibi başlatılıyor ve böyle bir arayüz karşıma çıkıyor. Efektli, hoş görünen bir kullanıcı arayüzü. Evet, bunu kapatalım. Tekrar Windows gezginine geri dönelim. Surface'da USB 2.0 portu var ve bu USB 2.0 portuna da bir disk takabiliyorsunuz. Elimde şu anda bir USB bellek var ve bu USB belleği tablete takarak İçerisindeki dosyaları görmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben USB belleği taktığım anda karşıma USB belleğin içerisindeki dosyalar çıkıyor. Ben de buradan istediğim dosyayı açıp onu görüntüleyebiliyorum. Tekrar tabletin sabit diskine aktarmama gerek yok. Gördüğünüz gibi bir Word dokümanını bu şekilde açıyorum. Tekrar dönelim. Taşınabilir diskimize. Bunun yanı sıra bir tane video dosyası var. Onu da video uygulaması üzerinden şekildeki gibi açabiliyorum. Oynatmada herhangi bir problem yok. Gayet düzgün bir şekilde oynatılmakta USB bellek üzerinden. Tekrar kompüter bölümüne, bilgisayarın bölümüne döndüğümüzde görmüş olduğunuz gibi takmış olduğum USB bellek bu şekilde gözükmekte. Yine cihazın içerisinde bulunan microSD kart da şekildeki gibi taşınabilir bellekler kategorisi altında görünmekte. Yine bilgisayarın sabit diski barındırdığı flash belleğin içerisindeki dosyalar üzerinde de böyle bir gezinti durumu söz konusu. Bunu da dikkat çekici bir ayrıntı olarak belirtelim.
Geleneksel masaüstünün kullanımı bu şekilde biraz kısıtlı, fazla bir unsur yok burada. Zaten bildiğiniz gibi Windows RT'nin bir özelliği, geleneksel masaüstü uygulamalarını saymış olduğum uygulamalar dışında yükleyemiyorsunuz. ARM tabanlı bir işlemci olduğu için bu cihazın içerisinde eski Windows uygulamaları, yani x86 tabanlı işlemciler özel Windows uygulamaları bu tablette çalışmayacaktır. Bu da sizi Windows mouse üzerinde geleneksel yerine modern kullanıcı arayüzüne yükleyebileceğiniz modern kullanıcı arayüzlü uygulamaları yükleme zorunluluğuna yöneltiyor. Bunu da belirtelim. Windows mouse üzerindeki uygulama sayısı arttıkça çok daha tablet verimli hale gelecektir. Çok daha kullanışlı hale gelecektir. Her geçen gün dediğimiz gibi yeni uygulamalar bu platforma eklenmekte. Surface RT üzerinde Windows RT ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Daha fazla detayı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.